Merhaba sevgili dostlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerde kapta birkaç firma haberi gördüm. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Ben önemli olduğunu gördüğüm için sizlerle paylaşma ihtiyacı duydum. Umarım siz de önemli görür ve hissedersiniz. İlk haber RTA laboratuvarla ilgili bir haber vardı. Olan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili. Benim dikkatimi çekti. Çünkü biliyorsunuz 52 liradan tavan bozup kaç gündür? Ya bir hafta, iki haftada falan taban yiyor senet. Şu an 30 küsürlerde, 50 küsürlerden 30 küsüre düştü. Neredeyse 15-20 liralık bir düşüş var. Bu küçük yatırımcı içeride korkutup büyük oyuncuların malı daha alt fiyatlardan alma çabası olduğunu ben düşündüm. Yoksa RTA'nın kötü bir senet değil. Çünkü şu an dünyada ihtiyaç olan iki şey var. Hem gıda hem kit. Şu an başka hiçbir sektöre ihtiyaç yok ki. Baktığınız zaman bu kadar iş yapıyor bile. O kapta haberleri 18 ülke ihracat falan yapıyor. Hani bunun düşüş tamamen içerideki büyük oyuncuların, büyük alıcıların yukarıda kar satışı yapıp bozup altta küçük yatırımcı ters ayakta bırakma çabası diye düşünüyorum. Hani elinde senedi olanlar isterse biraz bekleyebilir. Yakında düzeltmeyle birlikte yükselişe geçebilir. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi görüşümdür. Sizler de düşünüp taşınırsınız yapacağınız hareketlerde. Aynı hareketler Güler Yatırım Holding'de de gördüm ben. Olağan dışı fiyatla miktar hareketleri var. Bu da aynı şekilde. İyi yükselen primalardandı. Ne olduysa bir anda Red Hat'le beraber aynı ilerliyor. Bu da tavan bozdu. Taban yemeye başladı. Bunda da aynı gün. Bak biri 16.58'de arkadaşlar. Şunu gördüğünüz gibi. Haberleri 17. Ardından neredeyse 20 dakika. 19-20 dakika sonra Red Hat haberi veriyor. Sanırım buraya yine bir büyük bir alıcı girmiş olabilir. SPK soruyor. Neden diyor. Açıklamamış özel bir durum bulunmamaktır diyor. Onlar da şu an kesemiyor ama %15'ten fazlasını almamış. Çünkü alsaydı özellikle belirtilmesi gerekirdi. Research videomda yaptığım gibi o yabancı yatırımcının burada ismi yazıyordu ya böyle. %15'ten fazla payı almamış halka açık kısmı. Ama iyi bir miktar almış ki böyle bir haber oluşmuş. Vakıfbank var arkadaşlar. Katar Finans Merkezi tarafından bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere lisans vermişler. Otoritesi QFC Eray. Yani bilmiyorum kısa vadeli hareketlendirir mi senedi ama zaten biraz ucuz bir senet. Bankalar zaten biliyorsunuz şu an bayağı ucuz senetler. Piyasa değeri böyle defter değerine göre. Hani şirket içinde güzel bir haber. Şu an banka için daha doğrusu güzel bir haber. Değerlendirilebilir belki de. Banvit'te arkadaşlar yeni şey var. Görevlendirmeler var. İki tane yabancı tanımıyorum ben. Banvit'le ilgili yakını izlemiyorum da elinde Banvit'i olanlar isterlerse bu isimleri bir araştırsınlar diye haberi koydum. Diyor ki şirketimizin 15 Mayıs tarihinde olan genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinden Patricio Santiago Romer yönetim kurulu başkanı, Carlos Alberto Bazero de Moro yönetim kurulu başkan yardımcısı bir süreyle seçilmişler. Ve en geniş temsil edilmeye etkisi vermişler. Bir isterseniz bu iki ismi araştırın. Emlak konutta arkadaşlar geçenlerde bayağı bir arsalarının fiyatı değerlenmişti. Zaten yakın çevremede söylemiştim emlak konut alınabilir diye. %5 artmıştı. Bugün bir iyi haber daha geldi. Şirketler piyasa değeri defter değerine göre de ucuz bir şirket. Şöyle bakarsak hatta size göstereyim şöyle. Şunlara da buradan bakıyorum. Ben Bitpro'dan bakıyorum arkadaşlar daha çok. Siz de baktığınız başka yer varsa. Yani bunların bakmasının şeyi basit. Bunlarla ilgili bir video çekeceğim. Ama iyi zaman istiyor. Ne zaman çekelim bilmiyorum. Şöyle baktığınız zaman arkadaşlar 0.36. Piyasa değeri böyle defter değeri. Yani 0 ile 1 arasında kalan şirketlere biz ucuz şirketler diyoruz arkadaşlar. Ve dibe uzaklığı da çok yok. Yani 250 falan olsaydı düşebilirdi. Yani yine düşebilir. Tabii çıkmasını o haber garanti etmez. Sadece İstanbul Başakşehir'deki konut ve altyapı düzenleme işleri kısmi kesin kabul yapılmış olup tarihinde onaylanmıştır projeleri. Ya bu tarz haberler şirketler için iyi oluyor tabii ki de. Marshall Boya var güzel dostlarım. Bunlar da teşvik almışlar. Yabancı sermaye gelmeye yapmış olduğu teşvik başvurusunda yayınlanmış. 38 milyon kadar bir teşvik alınmış. Bunun nereye kullanacağını söylüyor işte. Diyorlar ki
stratejik gelişlerle işte 2017'de kapa böyle varmış. Bakmadın mı ona? Eğer elinde senedi olanlar 2017 24 Temmuz ayrıntılı olarak bakabilirler. Üretime yurt dışına taşınan Solvent üretiminin değişen koşullar ve Akson Global stratejileriyle beraber tekrar yurt içinde üretilmesi için yapılan makine ve tesisat modernizasyonu. Sanırım makine şeylerin faydalı ömrü bitmiş. Faydalı ömürden değil arkadaşlar, amortisman ayırıyorduk. Her yıl amortisman ayırdıktan sonra o faydalı ömür diye geçiyor. Faydalı ömür. O bittikten sonra artık ya makineler değişen dünya koşullarında üretime cevap veremiyordur. Artık maliyetli çalışıyorlar çünkü makine ne kadar yaşlanırsa o kadar çok bakım onların maliyetleri yükselir. Bunlar da öyle bir karar almışlar ve devletten şu şeyleri almışlar, sübvansiyonları. Bunları ayrıca sübvansiyon diyebilirsiniz. KDV istisnası, yani vergisiz gelecek. Gümrük vergisi muafiyeti, gümrük vergisinden de muaflar. Faiz desteği alınmış. Yatırıma katkı oranı %30, devlet tarafından da %30 bir katkı verilmiş. Sigorta primi işveren hisse desteği 6 yıl. Vergi indiriminde %70'lik bir vergi indirimi var. Bu da maşallah böyle için iyi seyredilecek bir haber. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Eğer videomu faydalı bulduysanız kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Yakın çevrenizde de paylaşabilirsiniz. Desteklemek isterseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi geceler diliyorum.